Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı. Okur musun? Senden rica edeyim, görebiliyor musun? Söylenecek ona bir şey yok. Enver Bey bize borçsuz bir şekilde teslim etti belediyeyi. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şanslı belediyelerden biriyiz efendim bu manada. Enver Demirel de Erdal Beşikçioğlu'na yanıt verdi. Etimesgut Belediyesi gerçekleştirdiği onlarca tesise hizmete rağmen borcu olmayan ve hizmet üretebilecek kaynağı olan Türkiye'nin ender belediyelerinden biridir. Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Erdal Beşikçioğlu'na borçsuz belediye devraldıkları yönündeki dürüst açıklamalar için teşekkür ediyorum. Helal olsun ya. Türkiye'de görülmemiş iki, bir manzara. İki ya, helal olsun belediye ya. Başkanı ayağa kalkıp alkışlamak lazım. Selef, şimdi biri helal olsun ya. Bir şey yok. Enver Bey bize borçsuz bir belediye. Helal olsun. Teşekkür ben bir ediyor. Şey Enver Bey de Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür ediyor. Bir, Etimesgut'ta olabilmiş borçsuz belediye. Başka yerlerde de. İki, başkanlar birbirlerine bu şekilde hitap ediyorlar. O zaman şöyle mi? Yani zamanın ruhu mu? Yani evet. Borçsuz bir belediye de devretseniz seçim kaybedebiliyorsunuz. Peki ben bir şey bu zamanın ruhu mu? Olabilir. Hani yükselen bir CHP, o ya rüzgar. Her belediyede evet. Başarı, başarısız. Bir dakika bir şey bakmadan soracağım Eren. Yani amaç sadece ne koşulda olursa olsun borçsuz belediye teslim etmek midir? Bakın ben de bunu alkışlıyorum. Belediyeler borçlanır ya. Bunda bir belediye borçlanır. Önemli olan belediyelerin nereye ne yaptığıdır bu borçlar. Nereye borçlandı? Yani o zaman hiçbir şey yapma. Ben belediye yok. Başkanı seçip etliye sütliye karışma. Hayır, otur borcum hayır. Da yok. Hayır efendim. Evet, yanlış nereye borçlandığına bakmayacak mısın? Bakacağız bak. Ama burada o yapılmıyor ki sadece ne kadar borç olduğu üzerinden Faruk bir şey değil Faruk. Şimdi belediye başkanlarının hepsi yolsuzluğa karışıyor, para yiyor, fademi falan öyle bir şey yok. Böyle yapanlar var mıdır? Vardır. Ama elimizde devlet olmadığı için mahkemede kalkıp da dünya tazminat ödeyecek. Yani borçlu belediye eşittir yolsuzluk yapılmış hayır, belediye hayır, demek hayır, değildir. Olabilir mi? Bakın ben şimdi kendi bildiğim illerde büyük oranda mesela öyledir. Hayır hayır bakın bir şey ben iddia ediyorum hizmet var, satın var, almalara bakalım ya, öyledir. Ya arkadaş, tamam sen değildir öyledir ya. Hocam. Dedin? Değildir. Kim bak, tartışıyoruz? Öyle. Bu Sayıştay raporları bakın her şey her yapılan şey denetleniyor Türkiye'de. Kim ne verdi? Sayıştay çıkarıyor şuraya diyor bu kadar para ayrılmış köprü yapılmamış. Bu diyor bilmem ne yapılmadı ya veriliyor. Onun denetlenmeyeceği yollar var da yani. Denetlenemeyecek şey yerler de vardır ama biz biliyoruz yani belediyelerin medyaları da nasıl finanse ettiğini biliyoruz. Biz belediyelerin kimlere nasıl para aktardığını da biliyor. Biliyoruz yani. Delil yok ama biliyoruz yani. Tamam işte aynı şeyi söylüyoruz arkadaşlarımızdan. Aynı şeyi söylüyorsun. Niye itiraz ediyorsun? Anadolu'daki yerel şeyde de öyle. Bu ama bu herkes böyle değil. Mesela ya herkes demedim büyük oranda öylece. Ya bir saniye. Etimesgut böyle. Mesela Şahin Bey böyle. Esenler Belediyesi böyle. Mesela CHP'nin bazı ilçelerinde hakikaten böyle. Ben şimdi bunda değilim. Ben şundayım. CHP diyor ki biz AK Parti'den devraldığımız il ve ilçe bazı belediyelerde toplam borç 100 milyar lira diyor. Yani sanki burada hiç hizmet yapılmamış ve benzeri gibi bir imada bulunuyor. Ben de diyorum ki AK Partili belediyeler bu seçimi hizmet yapmadığı için değil. Tam tersi AK Parti belediyeler hizmet konusunda zaten örnek belediyecilik çoğu. O yüzden ama bu seçimler AK Parti kötü çalıştığı için, hizmet yaptığı için yolsuzluk ve benzeri gibi şeylerden olmadı. Bu mantıkla bakarsan dediğin gibi 2019'da 20 milyar lira civarında olan CHP'nin İzmir'deki belediye 100 milyar olmuş. Şimdi burada yolsuzluk var dersen ben bilmiyorum haksızlık olur bu. Şöyle söylüyorlar mesela onlar da işte işçi maliyetleri bu kadardı. İşte atıyorum 1 milyardı. Sigorta 1 milyardı. Oldu 2-3 milyar. Haklı olabilirler. Bunlara bakmak lazım. Niye o zaman bir söyleşiye 100 bin lira para ayırıyorsun? Bir anda İster İzmir ol ister İstanbul ol bana ne? O yolsuzluk anlamına gelmiyor. Ne anlama geliyor? Ya bir saniye bak her belediye CHP'de, AK Parti'de, İYİ Parti'de, MHP'de bazen sanatçıları çağırıyor. 500 bin lira veriyor. Bunun bir kısmını belediye bütçesinden bir kısmını sponsorlarla yapıyor ve bunlar görülüyor. Mesela Bursa için derlerdi. Ben Bursa'nın faaliyet raporlarına baktım. Sanatçılar vardı. Mesela gelmiş git orada şey yazılıyor. Kimin nereden ne verdiği belli. Ha niye o kadar verdin diyebilirsin ama orada o parayı vermesi yolsuzluk olduğu anlamına gelmez. Ya ne anlamına gelir? Ya bir saniye. Antalya Belediyesi mesela çok konser veriyor biliyoruz. Bunların bir kısmını CHP Belediyesi cebinden veriyor. Antalya bir kısmını sponsorla. Bu yolsuzluk olduğu anlamına gelmez. Ama yani her belediye için anlamına gelmez. Ama şunu biliyoruz. Yani burada yani siyasetin bir kısmı bu yerel belediyelerden finanse ediliyor. Ama hepsi böyle yapıyor derseniz yani binlerce belediyeyi zan altında bırakırsınız. Yoksa bu kadar Türkiye'de insanların aday olması ve benzeri olmasının altında bu da geliyor. Ben bunu daha önce de verdim. İlçe belediyesinde bir adam, belediye başkanı 10 bin nüfusu haftada 2 düğüne gidiyor, 5 düğüne gidiyor. Ayda taktığı para 100 milyar lira. Kendi maaşı 70 bin lira. Niçin oldun? Verseler, belediye başkanı olma. Bunu, zorla mı yapıyorlar ya, seni? Ya Faruk biz olma ki, Cem bak, yani zorla Faruk, mı yapıyorlar? Bir saniye ya. Neden oldun? Bak, yanlıştır diyemek başka bir şey.
Evet. Orada bir tane müteahhit oluyor genelde belediye başkanının yanında. O da ona imar parayı, çıkarıyor oraya. O parayı. O da imar çıkarıyor. Ben biliyorum ya, bildiğim bağırın. İşler yani. Tamam bak varsa ben de duyuyorum ama delil olmadığı için söyleyemiyorum. Ya delil dediğin ortada söylersin. Oluyor işte görmüyor ben, muyuz ya? Ben hakikaten elimde bir şey oldu. Bak geçen hafta Sabah gazetesi. Evet. Hatay Belediyesi ile Lütfü Bey zamanında bir tefeciden para alınmış, inkar edilmedi. Ona para gönderilmiş. Belediye para aldık diyor ama o ödeme başka birinindi diyor. Şimdi bunlar olur olmaz Sayıştay'ın yargının konusu olur. Ama burada hepimiz biliyoruz ki siyasetin finansmanının bir kısmı buralardan geçiyor. Yani CHP'de Özgür Özel'in nasıl delegeleri ikna ettiğini biliyoruz yani. Nasıl? Şimdi burada söyle. Parayla, nasıl? Parayla aldılar. Tamam. Bu adam çıkıyor neden? Ben para aldım diyor. Tamam neden? Bana diyor bak. Neden bunu temizlemiyor bak, Türkiye? Buna itiraz ya ediyorsun. Etmiyorum ben. Temizlemesin de bu o kadar kolay temizlenmez. Bunu nasıl temizlenmez? Bak bu nasıl temizlenir biliyor musun? Nasıl? Bunu daha önce Amerikalılar Türkiye'ye gelip bunu anlattılar. Bu bütün dünyada bu işler var. Mesela geçen iki sene önce hani ben Wisconsin örneğini veriyorum ya. He. Oradaki demiryolu yapım çalışmasında bile şirket, belediye bir sürü şeye geldi. Bunların olabilmesi için büyük projelerin ve küçük hepsinin bitmesi lazım. Yani demiryolu, yol, asfalt çalışması bilmem ne. Her sene asfalt döktüğü müddetçe bu tartışmalar olur. Yani şey yok. Ama burada ben CHP açısından olay başka bir yere gitti onu söyleyeyim. Her yerde bunlar olabilir. Yani AK Parti, CHP parti ayırmıyorum. Yani AK Parti İzmir niye böyle diyor. Hı hı. İstanbul niye böyle diyor. Öbürü diyor ki Bursa niye böyle. Ya AK bu millet niye üşüşüyor? Bir şey söylüyor. Neden kavga ediyor belediye başkanı olmak için? Bunun bak yapılması şey. Madem 70 bin lira git işini bak, yap. CHP, girme bu işe. Ya, CHP şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada ben bizim bu kadar böyle borçla devralı stratejik bir hatadır. CHP'ye düşen bence bu belediyeleri alıp Refah Partisi'nin 94'te yaptığı iktidara gelip 22 yıldır ülkeyi yönettiği gibi oralardan alıp buralara hizmet etmek, bu borçları azaltmak, varsa bir usulsüzlük bunları söylemektir. Net bir usulsüzlük ortaya çıkardığınız zaman burada kimse inkar edemez. Bazen çıkıyor. AK Parti, CHP belli yerlerde çıkıyor. Kimse aa bu böyle yapmamıştır diyebiliyor. Mesela Bilecik Belediye Başkanı bir önceki CHP'li ihraç edildi cezaevinde ve CHP onu ihraç etti. Net deliller var dedi hatırla. İhraç etti. Yani AK Parti'nin Batı Karadeniz'de bir yerde galiba yine aynı şey oldu. Hiç ayırmıyorum bak parti. Bu olur ama buradan ben CHP'nin stratejik olarak burada hizmetleri öne çıkar. Çünkü Türkiye belediyeler de yerel yönetimde çok önemli. Bunu kalkıp hizmet edip bu borçları azaltabilir. Ha bu borçların bir kısmı da bazı belediyelerde hakikaten ben bunu AK Partili belediyelerden yani bu da AK Parti hatasıdır ekonomi yönettiği için. Ya döviz 6 liradan 30 liraya gelince senin aldığın bazı hizmetler de 3'e 4'e katlandı. Şimdi işçi ücretleri 9'a 10'a katlandı. Yani 5-2 bin lira alan bir işçi şu an 30-40 bin lira alıyor. Bunların hepsi de böyle yolsuzluk ve benzeri değil. Mesela 1 milyar borcu var. 30 milyon dolar ediyor. 32 milyon dolar. Seçimden önce başka eleştiriyordun. Ne CHP eleştiriyor? Belediyelerini İmamoğlu ulaşma zam yaptım diyordun. O diyordun, bu diyordun. Ya ben onu şimdi demiyorum. Ben seçimler kaybedildi. Seçimler kaybedildikten sonra bir tablo Faruk, çiziyorsun. Sen herhalde kafanı bir yere vurdun gibi. Ya kafa CHP'de falan değil. Bırak bu kafayı mafayı. Kafayı 31 Mart'ta vuran vurdu işte bir yere. Kafayı 31 Mart'ta vurdular. Şimdi hesap soracaksın. Ergen çocuklar gibi hesap soracaksın. Ben de diyorum ki. Eğer yolsuzluk varsa sonuna kadar hesap Faruk, soracaksın. Böyle yumuşak cümlelerle geçiştirmeyeceksin. Böyle geçiştirmeyeceksin. Ergen çocuklar gibi kafana. Ya bırak 31'i Ergen'im Ergen'i. Ona bakarsın AK Parti 15 seçimde. Bugün Türkiye'de belediyelerin borcu yani. 100 milyarlarca lira ya, oluyor Faruk, totalde. Bak, bu hesap soracaksın. AK, böyle bir İzmir şey yok. Belediyesinde, CHP belediyesinde AK Parti'de yolsuzluk var yok. Yok önemli değil kim oldu. Yok. Ama şunu biliyoruz. Delegeler bize anlatıyor geldi ekranlara çıkardık. Ben diyor bilmem şurada oy vermek için CHP bana bu kadar para verdi. Şu verdi bu verdi demiyor. Meczuptu onu diyen de. Ya tamam onu söylüyorum. Meczuptu niye şimdi, bir daha ısrarla bak, söylüyorum. Hatay meczup kabul ediyor. Birinden borç aldık diyor mesela. Banka, peki AK Partililer demiyor mu? Ya Murat söylüyorum AK Partililer diyor diyorum ya. Ya o zaman ne yapmamız gerekiyor ya? Ya sen bak. Ya böyle yumuşak cümlelerle niye geçiştiriyorsun? Sen neden hesap sormuyorsun ya? Ahlak satacak konumda değilim. Ben şunu söyleyeyim. CHP. Burada Refah Partisi'nin yaptığı gibi 94'te gelirsin, bu belediyeleri alırsın, hizmete edersin, azaltırsın, milletin gönlüne girersin. Yoksa niye Ergün Göknel'i, Nurettin Sözel'i, Ergün Göknel niye cezaevinde yattı ya? Onlar rüşvet, net rüşvet yolsuzluk. Ya gene aynı şey varsa neden var bunu mı öyle bir geçiştirmeye elinde var mı net rüşvet yolsuzluk dosyası? Söyle bana bir belediye, ben burada kıramazsam namerdim. Ver bir örnek. Sana bir şey söyleyeceğim. Ya korkundan söyleyemiyorsun bir dakika, ya. Bir dakika, bir dakika. Korkundan örneyemiyorsun ya. Ben hiçbir şeyden korkmam. Söyle bir dakika. O zaman. Şimdi nüfusu bir dakika. Nüfusu şey nüfusu 60 bir dakika. Ya. Nüfusu 60 bin olan bir ilçe. Nüfusu evet. 60 bin olan bir ilçe. Aynı partiden belediye başkanlığı değişikliği yaşıyor. Aynı partiden.
Parti de farklı değil. Evet. Belediye borç içinde batırılmış. Evet. Hatta belediye sadece kendi değil, Ankara'dan müdahale edilerek belediye üzerinden kaynak kullanılmış. Ne yapacağız şimdi? Senin bu yumuşak cümlelerine geçiştireceğiz mi bunu? Ne yapalım? Sen söyle. Ne yapalım diyor ya. Yok, ya ben böyle bir devlet, böyle bir hukuk olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Murat Ede, ben çözeyim. Murat Ede, milletin parası çarçur edilmiş, el kol bağlayıp böyle vuracağız mı ya? Ne yapacağız ya? Faruk, ergen çocuklar... Ya bırak ergeni mergeni ya. 1 Mart'ta kafasına... Ya bırak ergeni mergeni. Çocuk bak, Faruk... Anadolu'da CHP alamaz, onu alamaz, bunu alamaz. Cesur bir adam olmadığı için... Onu alamaz, CHP'ye oy vermez millet. Ne oldu? Bak bu Cem Küçük kompleksin içinden... Ya bırak bu kompleksin... Ya bu gerçekten bu... Seni çok mutlu kafayı yemiş bu. Gerçekten yemiş ya. Bir şey söyleyeyim, özür dilerim. Cem Küçük kompleksin... Ya bırak... Ya ne Cem? Ya Faruk bir şey... Cem kendini küçük bir... Küçük bir saray yapmışsın. Ben seni kesmedim ya. Ben de dinliyorum seni. Ya dinlemekte sıkıntı yok. Küçük kompleksin. Var. Geçen ya kendine küçük bir saray yapmışsın. İçinde böyle nasıl ya bırak bu işleri Allah'ın yani bu tartışmanın mazisi var. Ya sizden yok be yok hiçbir şey yok. Şey halktan yana ol. Halktan Faruk bırak belediye başkanlarını. Halktan yana bırak siyasetçileri. Bak. Halktan yana ol. Gazeteci halkı dinler. Ya Faruk bak. Sen halkı dinle. Boş ver onları. Herkes ayıp oluyor. Onları boş ver. Halkı dinle. Çok içeri gitti. Emekli meselesi ve benzeri. Zaten burada biz söylüyorduk onu. Halk ne? Halkı şey değil. Burada Faruk elinde bir şey. Faruk cesur biri olmadığı için korkak olduğu için isim veremiyor. Tabii. Belediyeler böyle tabii, diyor. Tabii, ben, tabii. Ben söylerim. Tabii, ben tabii. Hatay'ı söylüyorum. Tabii. Hatay'da böyle olmuş. Tabii. Çünkü şöyle. AK Parti çünkü şöyle olmuştu. Yapıyorsun. Faruk korkudan öldüğü için. Ben söyleyeyim sana yani. Ne olduğunu. O bak ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Şöyle yapıyorsun. O zaman yargıya git diyorsun. Niye biliyor musun? Yargıda da hakim olduğunu bildiğin ya için yapıyorsun bunu. Git yargıya ya diyorsun. Senin ülkende ya gerçekten bağımsız bir yargı olsa. Ya. Bak sana bir şey söyleyeyim. Aslında senin Allah. Ülkende bağımsız CHP'den bir yargı olsa ya. Bu memlekette siyasilerin yarısı yolsuzluktan yargılanır. Ya bana anlatma. Allah, hep söyle ama değil sen, ya. Hep ama söyle sen, değil bak ya. Sen korku değil. Korkunun ya ötesinde ben onların ben yanında konumlanmışsın. Ben tabir kullanmıyorum. Seninki daha kötü. Ya seninki Faruk, daha kötü. Bak, bırak onları. Belediye başkanı yolsuzluk ya. Ben bilmiyorum. Bırak onları. Varsa söyle diyorum. Ama burada bir tabii ki siyasette sıkıntı var. Ama bunlar böyle yapıyor. O zaman sen kim şey istiyorsun. Ya? Sen şunu istiyorsun değil mi? Delil ya istiyorsun, var, belge istiyorsun. Tutuklandı ya. Uydurmuşsun, şu kitaba uydurmuşsun. Ya kitabına arkadaş, uydurmuşsun işi. Bir sürü siyasetçi bak, bir sürü belediye başkanı. Ne iş yapıyorsun? Belediye başkanısın. 5 sene sonra 15 milyonluk Faruk, arabaya biniyorsun. Ulan maaşını topluyorum o denk bak, gelmiyor. Faruk, nasıl yaptın bunu? İsim ver, insanları zan altında bırakma. Hepsi, birçoğu. AK Parti'den de CHP'den bırak böyle de cezaevinde olan, önceden bırak. Doğru yoldan ana hattımı cezaevinde olan insanlar tabii. Var ya. Tabii. Ya sefasi. Aşevi kuruyorsun. Aşevi kurmuşsun. Aşevi. Aşevi kurmuşsun. Adam gelmiş bana müteahhit diyor ki 20 tane daire yapacağım. Benden diyor 5 milyon diyor kim bağış o? Yapmam istiyor kim diyor. Kim o? Şimdi adamı ben buradan söylemiyorum diye ben ya, korkak mı oluyor? Evet korkaksın. Ya yürü git. Delikanlıysan yürü git oradan. Söyle adamı. Yürü git oradan. Delikanlı. Yürü git oradan. Hangi peki, belediye? Lütfen. Hangi belediye ya? Söyleyeceğim sana şimdi. Az sonra söyleyeceğim. Ya, bakayım araştıracak mısın? Delikanlı burada söyler. Söyleyeceğim sana. Delikanlı burada ben mi istem söylerim? Şimdi ben o adam, bak, ben o adam, o adamı ben şimdi o adamı o duruma düşürmem. Bu ne? Sana söylerim ben. Ben sana söylerim.